Haberin kanalı Bölge TV'den herkese merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bölge Haber Ajansı ekibi olarak ilçenize dair tüm gelişmeleri siz değerli izleyenlerimize aktarmaya devam ediyoruz. Bu anlamda şu anki bulunduğumuz nokta ise İstanbul Sultanbeyli ilçesi. Şu anki bulunduğumuz nokta ise İstanbul Sultanbeyli ilçesinde bulunan eski devlet hastanesinin adresi. Sizin de bildiğiniz üzere eski Sultanbeyli Devlet Hastanesi 2018 Ocak ayında yeni yapılan 400 yataklı devlet hastanesine taşınmıştı. Bu anlamda taşınmasının ardından Sultanbeylili vatandaşların istek ve talepleri vardı. İşte bu istek ve talepleri değerlendiren Sultanbeyli AK Parti ilçe başkanı Ali Tombaş bölge TV'mizin konu oldu ve işte o önemli açıklamaları. Geçen yıl bununla ilgili bir çalışma yaptık. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte çalışma yaptık ve bu çalışmaların neticesinde Sultanbeyli Taciller Vakfı Devlet Hastanesi eski adıyla olan bu devlet hastanesini ağız diş çene cerrahi hastanesi olacak. Bununla ilgili bütün projeler, hazırlıklar tamamlandı. İnşallah Ocak ayı itibariyle tadilatı başlanıp kısa bir sürede bitirip hizmete açılacak. Diş ve ağız diş sağlığı için, özellikle çene cerrahi ameliyatları için ilçemizin dışında farklı ilçelere gidip tedavi görüyorlardı. Bu ünitenin buraya açılmasıyla birlikte bu problem ortadan kalkacak. Ağız diş hastanesi önemli, ağız diş sağlığı önemli. Bizim ağız diş sağlığı hastanemiz var burada zaten. Ama bu sadece dolgu, diş çekme gibi küçük problemli hastalıkların tedavisini yapıyor. Ama burada büyük ameliyatların olacağı, doçent uzmanların olacağı, 60'a yakın doktorun, uzman doktorun, doçentin burada hizmet yapacağı bir yer olacak. Ve bu bölgede, bu havzanın da önemli bir hastanesi olacak. Altında poliklinikler olacak, 9 tane poliklinik olacak, 1 tane ASM olacak. Ayakta tedavi acil olacak. Bu şekliyle Sultanbeyli'nin hem merkezini canlandırmış olacağız. Aynı zamanda da yoğunlaşan nüfusun bu önemli sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. Sadece 2019 yılında Sultanbeyli Devlet Hastanesi 2 milyona yakın hasta kabulü yapmış. 400 yataklı hastanemiz var. Ortalama %50'yi geçiyor yatan hasta sayımız. Yani %60 ile 210 arasında yatan hasta sayımız oluyor. Sultanbeyli Devlet Hastanesi tabii ki ufak tefek sıkıntıları var. Yani devirle alakalı teslimiyet yapılırken Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nin işte asansörlerle ilgili, telefon iletişim cihazlarıyla ilgili, yoğunluğun acildeki problemleriyle ilgili farklı sıkıntılar oldu. Ama zaman içinde biz bunları çözmeye çalıştık, çözüyoruz. Tabii Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nin şu anda acilde bir yoğunluğu var. Bununla ilgili de orada bir genişleme çalışması yapıyor. Başhekimimiz bu konuyla ilgili ilgileniyor, biz de takip ediyoruz. Tabii bunları yaparken ilçede birlik ve beraberlikle oluyor. İşte belediye başkanımız Hüseyin Keskin Bey birlikte beraber çalışarak bu işleri çözmeye çalışıyoruz, çözüyoruz. İşte bundan önce işte mülkiyet konusunda Sultanbeyli'nin en önemli konularından birisi mülkiyetti. Şu anda bitti. Hamdolsun. Tebligatlar da gidiyor. AK Parti Sultanbeyli'nde önceden olduğu gibi bugün de yarın da Sultanbeyli'nin sorunlarını AK Parti olarak çözecek. Biz çözeceğiz, çözmeye devam edeceğiz. Sultanbeyli Devlet Hastanesi bölgenin en modern cihazlarla donatılmış bir hastanesi. Yani onun için de bugün baktığınız zaman da günlük gelen hastaların bekleme dakikaları 9-10 dakikadır. Yani şimdi orada çocuk bölümü var, kadın doğum bölümü. Göğüs hastalıkları hastanesi tadilata girdiği için burada hizmet veriyor. Bu ayrı bir kazanım, ayrı bir kazanım. Onun için sağlık anlamında işte ASM'lerimizle beraber Sultanbeyli inşallah bu diş hastanesi de hizmete girdiğinde tamamen bu sorunları ortadan kalkmış olacak. Bu süreçte desteğini esirgemeyen sorumlu milletvekilimiz Tuğba Hanım'a, il başkanlığımıza ve zaten belediye başkanımıza beraberiz. Tüm projeleri beraber yürütüyoruz. Sonuçta bizim belediye başkanımız
partimizin belediye başkanı. Onunla birlikte istişareli bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Belediye başkanımız da yakinen hastanenin tadilatla ilgili problemlerini takip ediyor. İşte biz de takip ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ile, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ile, işte Sağlık Bakanlığı ile birlikte şu anda bunu neticelendirmiş olduk. İnşallah vatandaşlarımıza burada hizmet sunulması, burada şifa olur Allah'ın izniyle, şifa diliyoruz ayrıca. Ve ben hassasiyetinizden dolayı Sultanbeyli'deki yerel medyaya, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve her birinizi saygıyla selamlıyorum. Ben önce size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir konuya el attığınız için. Şu bir gerçek ki merkezdir. Sultanbeyli'nin merkezi de burasıdır. Buradaki hastane, buradaki binlerce esnafı aynı zamanda destek veriyordu. Hastanenin buradan gitmesi Sultanbeyli bir anda boşalmasına sebep oldu ki en azından yüzlerce esnafımız mağdur oldu. Ben şunu diyorum, yine burası hastane olsun. Şimdi diş hastanesi geliyormuş, çene hastanesi geliyormuş veya üç bölüm geliyormuş diye duydum. Çok faydalı olacağına, Sultanbeyli'nin tekrar canlanacağına, bu yalnız buradaki esnaf değil, aynı zamanda Fatih Bulvarı'ndaki esnaf da rahatsızdır. Geçen esnafı dolaşırken esnaf dedi ki, Ömer Başkan'ın ilgilerinin bir an önce hastane yine açılsın, yine merkez kalabalık olsun diye. Biz de bunu çalışmalara zaten gerektiği zaman idarecilere söylüyoruz, yöneticilerimize söylüyoruz. Onlar da çalıştılar, sağ olsunlar. Hüseyin Başkan zaten bayağı bu konuda uğraştı, emek verdi. Kaymakamımız bayağı emek veriyor, uğraşıyor hala daha. Onun için bence çok iyi olacağına inanıyorum. Ve Sultanbeyli yeniden canlanacak. Hastanemize de yeniden hayırlı olsun. Evet, Sultanbeyli Eski Devlet Hastanesi ne olacağı merak konusuyken ilk açıklama, ilk girişimler Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan geldi. Ağız ve diş sağlığı, beraberinde çene cerrahı, sağlık ocağı, acil sağlık bölümü yer alacak Sultanbeyli Eski Devlet Hastanesi. 2020 yılında faaliyete girmesi bekleniyor. Sizlere ne katar, sizler için ne düşünüyorsunuz? Hastane, devlet hastanesi taşındığından beri burası, esnaflar şu anda iş yapmıyor. Hem sakinleşti burası. Merkezin ana göbeği aslında burası da. Şu an esnafları gezseniz hiçbiri doğru düzgün işleri yapmıyor, kiralarını çeviremiyor. Yani diş ağız sağlığının gelmesi buraya, acilin de gelmesi buraya esnaflara hem müşteri kazandırmış olur, hem kendi işlerini çevirmiş olur. Hani bir faaliyet olmuş olur o zaman da. Ama hastane 2020'de gelirse çok güzel olur. İnşallah olur ya. Yani olur olmaz yine de olur, her türlü olur yani, canlılık olur yani. Yani herkes için ilçemize hayırlı uğurlu olsun yani. Herkes de mutlu olur yani bu için yani. Yani bence olması gayet iyi olur. Çünkü bazı hastanelerde devlet hastanesi falan diş hekimliği yok. Hani buralara açılması bence gayet iyi olacağını düşünüyorum. Hem yakın olduğumuz için daha iyi olur. İlk önce ilçemize hayırlı olsun. İnşallah iyi olur. Eski günleri yakalayabilir miyiz bilmiyorum ama en azından Sultanbeyli'ne ve özellikle Kur'an Kursu Caddesi için iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada başkanımıza da çok teşekkür ederim bu atılımlarından dolayı. Düşüncelerimiz şimdi gittiği zaman Kur'an Kursu Caddesi olsun, Fatih Bulvarı olsun, Kent Meydanı olsun. Biz küçük esnaf olarak çok etkiledi bizi. Artı halk olarak da mesela çok uzak o hastane. Acil bölüm olsun, diğer klinik bölümleri olsun. Çok uzak, gidip gelme çok sıkıntı. Halkımız için yani faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bu hastanenin buradan gitmesi saçma oldu. Yani çok uzak yerde halkımızın gidip gelmesi de bayağı sıkıntı oluyor. Biz de mesela kendimiz de iş için demiyorum sadece. Mesela bir sağlık sorunumuz olduğunda kendi şeyin yoksa tabii sıkıntı oluyor yani. Gidip gelmekte problem oluyor. Allah göstermesin gece yarısı bir sıkıntı oluyor. Çoluk çocuk hastalandığı zaman gidip gelmek çok problem oluyor. Gelse bizim için de çok iyi olur. Yani Sultanbeyli merkezi için bence çok doğru bir adım. Çünkü Sultanbeyli merkez mevcut devlet hastanesiyle sayı olarak vatandaş sayısı fazla olduğu için yetersiz hem ulaşımı hem de tedavi olmak için özel hastaneye kayış vardı. İmkanlar bu bölgede biraz daha düşük olduğu için. Bence karşılığını zaten halk olarak
çok mutlu bir şekilde dönüş olacak. Bu ilçemiz için hayırlı olsun diyorum ben. Vatandaşlar da bu habere çok sevindi. Çünkü burayı artık herkes belirlemişti yıllardır. Acil'in burada olduğunu biliyorlardı. Ama acil buradan bir anda gidince hem vatandaşlar burada mağdur oldu, hem esnaflar olarak biz çok mağdur olduk. Yani bunun gelecek olması, bu haberin doğru olması bizi çok sevindirdi. Bunu bekliyoruz. Yani buna destek olan yetkililerde de teşekkür ediyoruz. Yani haberi gerçekten sevindirici bulduk. Yani esnafların burada bu habere çok sevindiler.